Taha Akyol, Karar Gazetesi Heves ve hayalle dış politika olmaz. Diplomat Aydın Sezgin, Taha Akyol'un sorularını cevapladı. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın zaafları ortaya çıktı. Öncelikle Rusya'da tek adam rejiminin nedenli sakıncalı oldu. Bunun doğru karar verme mekanizmalarını nasıl akamete uğratabildiği çok açık şekilde ortaya çıktı. Rejimin ideolojik dayanaklarının zafiyeti de belirginleşti. S-400'lerin şimdi adeta baş belasına dönüştüğünü iktidar da fark ediyor. S-400'lerin Türkiye'nin hava savunma ağının parçası olan NATO radar sistemine uyarlanması mümkün değil. Buna rağmen gidip S-400 alınca ortaklarınız nezdinde güven kaybına uğruyorsunuz. Hükümetin NATO'da İsveç ve Finlandiya'yı veto etmesi özü itibariyle doğru, usul itibariyle yanlış. Maalesef üsluptaki yanlışlık Türkiye'nin haklı savlarını sarstı. Son yıllardaki diplomasimizin ayırt edici özelliklerinden biri bu üslup ve yöntem hataları. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın ortaya çıkan zaafları ne ölçüde ciddi? Rusya'nın ortaya çıkan zaafları çok ciddi. Bu büyük devleti ve halkını tanıyanların bildiği zaaflardı bunlar. Öncelikle Rusya'da tek adam rejiminin nedenli sakıncalı olduğu, bunun doğru karar verme mekanizmalarını nasıl akamete uğratabildiği çok açık şekilde ortaya çıktı. Rejimin ideolojik dayanaklarının zafiyeti de belirginleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumunu kadın cinayetlerinin arkasındaki ruh haliyle kıyaslıyorum. Putin'in geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı Ukrayna kimliğini inkar eden makalede ima ettiği gibi sen bana aitsin hatta bensin. Ben olmak istemiyorsan bana ait değilsen hiçsin, yok olmalısın. Rus iç ve dış istihbaratı bir efsane haline getirilmiştir. Çok önemli yeteneklere sahip olduğu da doğrudur. Bu örgütlerin en rahat hareket edeceği, doğru bilgiye ulaşabileceği ülke Ukrayna'dır. Buna rağmen Ukraynalıların duyguları, düşünceleri, direnme azmi hesaba katılmamıştır. Bu da rejimin ve hakim ideolojinin zaafıdır. Kremlin Batı'nın tepkisini de ölçemedi. Savaş başlamadan önce televizyonlarda canlı yayınlanan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Batı ile ilişkilere açık bir mizaca sahip olan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Medvedev, "Siz Batı'ya bakmayın. Gürcistan harekatı sırasında da atıp tuttular. Getirdikleri yaptırımların bir etkisi olmadı. Sonra da kaldırdılar." gibi bir yorumda bulundu halbuki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı aynı zamanda Batı'ya ve uluslararası düzene bir meydan okuma, demokratik rejimlerin yaygınlaşmasına itirazdır. Batı'nın bu defa farklı tepki vereceği beklenmeliydi. Savunma sanayi ve nükleer sektör bir yana, Rus ekonomisi üreten bir ekonomi değildir. Çok değerli doğal kaynaklara ve İyi eğitimli nüfusuna rağmen zayıf bir ekonomidir ve bugünkü koşullarda bunun sıkıntıları yaşanmaya başlamıştır. Ekonomik sorunlar zaman içinde daha da büyüyecektir. Türkiye'nin NATO vetosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'nin veto etmesini nasıl karşıladınız? Artısı, eksisi. Bu soruya verilebilecek en kısa cevap özü itibarıyla doğru, usul itibarıyla yanlış şeklinde olacaktır. Maalesef üsluptaki yanlışlık Türkiye'nin haklı savlarını sarstı. Son yıllardaki diplomasimizin ayırt edici özelliklerinden biri bu üslup ve yöntem hataları. Bu da uluslararası ilişkilerimizde iç siyaset hesaplarıyla hareket etmekten veya düpedüz hoyratlıktan kaynaklanıyor. Biz her iki ülkeyle yaşadığımız sorunları, diğer üye ülkelerle yaşadığımız benzer sorunları, hatta başka meselelerimizi, örneğin Kıbrısla ilgili bazı konuları NATO içinde sessiz diplomasi yoluyla müzakere edebilir ve beklentilerimize yakın sonuçlar alabilirdik. Bu aleni hamle ile Rusya ile mücadele eden NATO'nun görüntüsü zayıflatılmıştır. NATO bizim dışımızda bir örgüt değil ki NATO'nun zayıflaması Türkiye'nin de zararına. NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu bu iki ülkenin katılımını tarihsel bir adım ve Rusya'nın meydan okumalarına karşı çok anlamlı bir hamle olarak görüyorlardı. Maalesef izlenen üslup NATO üyesi ülkelerin kamuoylarında Türkiye'ye hasım çevreler tarafından istismar edilmektedir. Suriye'de ABD ile sorun, Türkiye ile ABD'nin arasının açılmasında Suriye sorunu ve ABD'nin PYD-YPG'ye desteğinin rolü ABD'nin PYD YPG ile işbirliğini sürdürmesi Türkiye'nin önemli bir milli güvenlik önceliğinin kale alınmaması, haklı endişelerine saygı gösterilmemesi anlamını taşır ki bu kabul edilemezdir. ABD PYD YPG'nin terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olduğunu gayet iyi bilmektedir. Ancak Suriye krizinde Rusya'nın da ABD'nin de Suriye'de bulunuyor olmasında Türkiye'nin büyük sorumluluğu var. Bir de Suriye konusunda 2014'e kadar işbirliği yaptığımız ABD'nin PYD YPG'ye yönelmesini niye engelleyemediğimiz de sorgulanmalı. Evet, Obama dış politikada birçok yanlış adım attı ama bizim de Suriye'de savaş savaşkan kadrolar gerektirir anlayışıyla hiç de makbul olmayan bazı aşırıcı gruplarla işbirliği yaptığımız IŞİD'e karşı özellikle 2014 Kobani Aynel Arap hadisesi sırasında vaktinde tedbir almadığımızda bir gerçek. İktidarın Suriye politikasında ve genelinde uluslararası ilişkilerde gösterdiği istikrarsızlık ve yarattığı güven eksikliği aleyhimize gelişmelere yol açıyor. Aslında ABD ile ilişkilerimizde 2014'ten önce de ciddi sorunlar vardı. Bugün sorunlar artmış ve derinleşmiştir. PYD/YPG'ye verilen destek de en önemli sorundur. S400 baş belası. Hükümetin S400'leri alması doğru bir davranış mıydı? Etkileri ne oldu? Kesinlikle yanlış bir karardı. Bunu İyi Parti olarak defalarca tekrarladık. Meclis çatısı altında da gündeme getirdik, hükümeti uyardık. S400'lerin şimdi adeta baş belasına dönüştüğünü iktidar da fark ediyor. S400'lerin Türkiye'nin hava savunma ağının parçası olan NATO radar sistemine uyarlanması mümkün değil. Yani kullansak bile kapasitesinden tam olarak yararlanamayacağız. Bilhassa 2014'ten beri NATO zirvelerinde bizim de onayımızla kabul edilen metinlerde Rusya bir tehdit olarak tanımlanıyor ve üyelerin Rus silah sistemleri temin etmemeleri kararı yer alıyor. Buna rağmen gidip S400 alınca ortaklarınız nezdinde güven kaybına uğruyorsunuz. Ukrayna'ya saldırı bu tercihin yanlışlığını teyit etmiştir. İktidar ABD'nin bize Patriot satmadığını, Avrupalıların SAMPT sistemini vermediğini öne sürüyor. Bu doğru değildir. ABD Patriotları için teklifte bulundu ama başta teknoloji transferi olmak üzere istediğimiz koşulları sağlamadı. Ben Sayın Milli Savunma Bakanına ABD'nin Patriot teklifinde bize sağlanmayan hangi koşullar S400 sözleşmesinde taahhüt edilmiştir diye sordum, cevap alamadım. Fransız, İtalyan ortak yapımı Stamp sistemi için ilgili firma bize orta ve uzun vadede ortak çalışma, sistemi müjdereken geliştirme ve üretme öneriyordu. Hem Rus hem Türk tarafınca yapılan açıklamalara göre S-400'lerde teknoloji transferi ve ortak üretim öngörülmüyor. Muhtemelen operasyonel hale getirmeyeceğimiz S-400'ler nedeniyle F-35 projesinden dışlandık. Böylece TSK savaş uçağı özellikleri ötesine geçerek gerçek bir savaş platformundan yoksun kaldı. Milli muharip uçak projemize sağlanabilecek teknolojik girdileri feda ettik. Milyarlarca dolar tutarındaki yedek parça üretimi anlaşmalarını kaybettik. İktidar husumete dönüştürdü. Türkiye, ABD ve Avrupa ile ilişkilerini sorunlara rağmen daha iyi bir düzeyde yürütebilir miydi? Şüphesiz yürütebilirdim. Evet, ABD'de, ABD, Türkiye'ye karşı büyük yanlışlar yaptılar, vizyon hatalarına düştüler. Bunların hepsinin karşılığı verilebilirdi. Geçmişte de gerektiğinde ciddi misillemelerde bulunuldu. Ancak o dönemlerde Türkiye dış politikasında savrulmalar yaşamıyordu. Ulusal çıkarlar neyi gerektiriyorsa o yapılıyor, alınan kararlar sonuna kadar uygulanıyordu. Dünyada ülkeler birbirleriyle rekabet halindedir. Müttefikseniz dahi aranızda rekabet vardır. Bu bir veridir. Bunu bilip kurallara göre hareket edersiniz. Mevcut iktidarda bu rekabeti husumete dönüştürme refleksi var. Gereksiz bir sizin medeniyetiniz bizim medeniyetimiz didişmesi söz konusu. Bir yandan da NATO uluslararası kimliğimizin parçası. AB üyeliği stratejik hedefimiz deniyor. Uygulamada ise bir aidiyet, bir kimlik sorunu yaşanıyor gibi ve uzun vadeli politikalar yerine transaksiyonel diye adlandırılan al-ver ilişkileri tercih ediliyor. Bunda bir de dünyada ekonomik eksenin doğuya doğru kaymasını hızla gerçekleştirecek mukadder bir gelişme olarak görenlerin yarattığı iklimin de etkili olduğu anlaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyiyo tutkusu hatırlatalım. Elbette yeni gerçeklere uyum sağlayacağız ama bunun hesapsız kitapsız heves ve hayallerle yapılmaması gerekiyor. Yunan, ABD ve Araplar Türkiye diplomaside yalnızlaşırken Yunanistan hem batıyla hem Araplarla yoğun ilişkiler geliştirdi. Ne derseniz? Yunanistan tarihinden kaynaklanan ciddi tortular yaşayan, Ulusallaşma aşamasında Türkiye korkusunu ve husumetini kültürünün parçası haline getirmiş bir ülke. Türkiye düşmanlığı iç politikada çok prim yapıyor. Atina bizim ABD ile aramızda oluşan soğukluğu tüm imkanlarını seferber ederek değerlendirdi. Hem bölge ülkeleriyle ilişkilerinde hem de ABD ile ilişkilerini geliştirerek. Dış politikasında attığı her adımda bir Türkiye hesabı yapan Atina'yı bizim de gerçekçi bir şekilde olayları abartmadan izlememiz ve ona göre tedbir almamız gereklidir. ABD'ye sağladığı askeri üs ve tesisler hiç şüphesiz Yunanistan-ABD ilişkilerini kuvvetlendirmiştir. Miçotakis, ABD ziyareti bu ilişkileri daha da pekiştirmiştir. Ziyaret, ABD yönetiminin bizimle ilgili politikalarına tesir etmez. Ancak kongrenin etkilenmiş olması mümkündür. İktidar kongre ile ilişkileri önemsiyorsa bazı tedbirler almalıdır. Mitsotakis'in Belki yaklaşan seçimlerin tesiriyle şaşırtıcı ölçüde saldırgan tavrı ikili ilişkilerimizi gerginleştirmiştir. Erdoğan'ın benim için artık müçotakis yok tepkisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın müçotakise verdiği tepki ise hem yakışık almamıştır hem de pek gerçekçi değildir. Tepkinin dili farklı olmalıydı. Yunanistan'la mevcut gerginliğin Atina tarafından sıcak çatışmaya dönüştürüleceğini sanmıyorum. Bununla beraber aramızda bu kadar sorun olan bir ülkeye karşı özellikle Ege'deki kuvvet üstünlüğümüzün en titiz şekilde korunması gerekir. Üstünlüğümüz sürmekle birlikte Yunanistan lehine gelişmeler yaşanmaktadır. Biz F-35'lerden mahrum kaldık fakat Yunanistan yaptırıma tabi değil. ABD yönetimi uygun görürse Yunanistan bu uçakları edinebilir. Yunanistan Fransa'dan da Rafale uçakları alıyor toplam 24 adet edinecek. Bu uçakların bizim Ege'deki hareket kabiliyetimiz açısından yarattığı bazı sıkıntılar var. Milli Muharip uçağımız 2030'dan önce hazır olması mümkün görünmediğine göre bizim Ege'deki hava üstünlüğümüzü koruyacak imkanların sağlanması gerekiyor. Bu konuyu da mecliste dile getirdik. İhvan sevdası, Arap dünyası neden Türkiye'ye mesafeli Yunanistan'a yakın? Bu soru son 10 yıl içinde ortaya çıkan bir soru. Diplomasinin önemli bir işlevi en zor ve çetrefil koşullar altında dahi muhatap olduğumuz ülkelerle ilişkilerin derin bir şekilde bozulmamasını sağlamaktır. Oysa iktidar önce diplomatik akıldan koparak ilişkileri bozuyor ve Türkiye'ye bu bozulan ilişkilerin ağır maliyetini yaşattıktan sonra itfaiyeci olarak diplomasiyi devreye sokuyor. Bazı Arap ülkeleriyle yaşanan budur. Geçmişte Türkiye bölgede ittifaklar, uzlaşılar kurardı. Böylece bir yandan karşılıklı çıkarları besleyen ilişki modelleri geliştiriliyordu, diğer yandan Türkiye'ye karşı husumet oluşmasının önüne geçiliyordu. Dış politika Arap sokağının eğilimlerine göre belirlenmezdi. Dış politikamıza ideolojiler hükmetmezdi. Aleni şekilde önderliğe soyunmazdık. O kadar savrulduk ki birçok Arap ülkesiyle aramızda husumete yol açtık ve karşımızda bir cephe yarattık. Yunanistan hem bizim yokluğumuzda boşluğu doldurdu hem de Türkiye'ye karşı bir cephenin oluşmasında başart rol oynadı. Güney Kıbrıs Rum yönetimini de buna dahil etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik barış hamlemiz birçok çelişki ihtiva ediyor. Yine de bu adımların Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmesini diliyoruz. Umarım Mısır'la da ilişkilerimiz kesin anlamda düzelir ve bundan sonra ihvan sevdası ulusal çıkarlarımızın önüne geçmez. Dış politika kimliği Türkiye'nin nasıl bir dış politika yürütmesi lazım? Nasıl bir dış politika sorusuna nasıl bir Türkiye ile cevap vermek gerekir? Türkiye'nin büyüklüğüne yakışan dış politika demokrasinin, insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının, hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu ve ulusal çıkarları esas alan bir devletin dış politikası olmalıdır. NATO'nun Türkiye'nin uluslararası kimliğinin bir parçası olduğunu söyleyen hükümete buna itirazımız yok. Peki Avrupa Konseyi uluslararası kimliğimizin neresinde diye sorduk cevap alamadık. Evet kurucuları arasında olduğumuz Avrupa Konseyi'ni ve değerlerini Uluslararası kimliğinin bir parçası olarak gören bir dış politika gerekmektedir. Türkiye'nin dış dünyaya bakışı ve ilişkileri normalleşmelidir. Biz dış ilişkilerimizde anomi yaşıyoruz. Cumhuriyetin geleneksel dış politikası hem günün gerçeklerini göz önüne bulundurmuş hem de Osmanlı devletinin tecrübelerinden esinlenmiştir. Uluslararası ilişkilerimiz bu anlayışın ışığında yeniden dış politika olarak yapılandırılmalıdır. Türkiye'nin demokrasi coğrafyasına aidiyeti ve batıya yönelik istidadı kesinleştirilmelidir. Bu yapılırken tabii ki çok yönlü dış politika izlenmelidir. Pasifik bölgesinde olup biteni, Afrika'daki vecibelerimizi ve imkanları göz ardı etmek zaten mümkün değildir. Aydın Sezgin kimdir? İlk ve orta öğrenimini Ankara ve Paris'te yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Üniversite sonrası Paris'te yüksek lisans yaptı. Dış işlerinde Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Moskova ve Roma'da Büyükelçi, FAO nezdinde daimi temsilci olarak görev yaptı. Halen İyi Parti Aydın Milletvekili.